Evet, Allah kabul etsin. Tekrardan tüm Türkiye'mize hayırlı Ramazanlar olsun. Şu anda çekim saatimiz tam iftar saatine denk geliyor. Ezan okundu, biz de içmeye başlıyoruz. Allah kabul etsin herkesin oruçlarını. Buyurun. Evet, herkese afiyet olsun tekrardan. Köme çorbasını içtik arkadaşlar. Necla Hanım, nasıl buldunuz yöresel köme çorbasını? Nohutunu, mercimeğini, yarmasını kendim haşladım. Kesinlikle asla hazır bir şey ben kullanmam. Kullanmam da zaten. Yoğurdu, yumurtası, unu hariç bu çorbanın içinde tam 7 tane element var. Hepsi tek tek haşlandı. Özellikle de yarma, nohut ve mercimek bu kısa süre içerisinde haşlandı. Ben kuru asla, bir şekilde, geceden ıslatılmadan. Hayır, işlemsiz. Asla kullanmam ben. İlk kez yediğim bir çorba. Eline emeğine sağlık, güzel olmuş. Çok lezzetli bir çorbadır. Bir tık biraz yağlı gibime geldi. Yağ yok bir zaten de, sunum olarak koydum üzerine. He, demek ki o üstündeki yağlar geldi. Bir de çökmüşlüğü var. Nasıl? Kesilmiş mi? Kesilmiş. Yoğurt? Asla. Kesilmiş bak hali asla, var. Asla bak lütfen. Bak bu konuda lütfen yapmayın bak. Siz de yarışacaksınız. Çorba kesik değil asla. O yağdan kaynaklı görünüyor. Asla. Başka kesilmiş kesinlikle gibi düşünen var mı? Hayır. Hayır. Bak bu tür iftiralara ben çok karşıyım. Bak hepimiz yarışacağız. Tamam doğrudur illa da ki yarış. Yani yoğurduma sakın kesilmiş iftirası atmayın. Açmayın lütfen kabul etmeyin. Yani size kesilmiş geldi mi kaşığınız? Kesin. Normalde şey derler hani böyle süzersiniz kaşıkta kalır tortu tortu. Yani, böyle baktığın zaman işte kesilmiş gibi bir hali var. Ekşi olur kesilen çorba. Tadı tuzu gayet güzel. Ya da katılığından o şekilde. Bu çorba yöresel bir çorba, su gibi olmaz bu. Ayrılır öyle zaten, pütür pütür ayrılır. Tabii canım, tabii kesmek yani olur. Yani tadı, lezzeti güzel. İlk anladım, kez yedim, ilk kez duydum. Beğendiniz adını mi? Güzel, beğendim. Peki, afiyet olsun. Aslı Hanım? Çok beğendim. Ayrıca bana kesilmiş gelmedi. Sadece yağdan dolayı tabii, o görüntü tabii, var bence. Tabii. Lezzetli, ben çok beğendim. Bence görüntüsü güzel olsun diye. Tamam işte, belki o yağından, o katılığının yok, şeyidir. Yok, birbirimize öyle kesilmiş şeyler yapmayalım. Anladım. Neyse nedir yani. Tatlı kızlar sizi. Mübarekkin öyle şeyler yapmıyoruz. Bak daha yeni orucu açtık. Peki. Haklısın. Aslı Hanım da beğendi. Lilian, bu arada bu su börekleri tavada çıtırdıyor. Kulağım da bir yandan orada. Lilian'cığım nasıl buldunuz yöresel çorbamızı? Yöresel çorba çok güzel, çok lezzetli. Hem de her şey kendisi hazırlamış. Ben zaten söylemiştim, eğer hazır kullanırsa saymayacağım. Ama her şey hazır. Amaratlığı buradan belli. Çünkü her şey kendisi haşladı. O kısa sürede yetiştirdi. Hem de çok güzel, çok lezzetli. Peki, kesilmemiş. Afiyet olsun. Gamze Hanım, siz nasıl buldunuz? Kadife çorbayı ben de çok beğendim. Sadece bir tık ben koyu buldum kıvamını. Ama az önce dedi ya yöresel çorba. Öyle olmaz dedi. Hani koyu buldum bir tık kıvamını. Olmalı, bir de olmalı, içindeki nohutları hani böyle 2-3 tane. Yok canım. Hani böyle daha şey yeşil mercimek. O zaman mercimek, çok nohut olur. Çok evet, nohut olur. Hepsi öyle mi? Bunun içine patates yani hani var, patlıcan var, biber var, patates var. Çeşit çok olduğu için. Mübarek aşurenin tuzlusu gibi ne ararsanız var. Genelde böyle yeşil mercimeği tadı daha böyle ağır basıyor sanki. Hepsi de var. Evet. Orantılı bir evet, yoksa tadı tuzlu güzel. Gamze hep bir güzel yorum yapıyor ama ortasında ama. Çok güzel olmuş ama bana geçtiğimiz haftalarda birini hatırlattın. Allah sonunu hayır etsin. Aynen öyle. Dur aman. Aman. Gamze burada nohutla mercimek eşitti. Sen bunu nasıl görmedin? Peki afiyet olsun. Kadir Bey yani ellerinize olmuş, sağlık beğendik çorbamızı. Bak birbirimize yok, böyle yapmayalım. Yok Emine Hanım'a söylüyorum. Emine Hanım. Bana dedi Kadir Bey ellerinize sağlık. Hayır Emine yani, Hanım. Peki afiyet olsun. Ben abi, hani bakınca internetten tarifine dedim ki bu herhalde türlü yemek gibi bir şey. Bayağı çeşit görünüyor. İlk defa bir patlıcanın çorbaya girdiğini gördüm. Evet, 7 tane element var. Evet şimdi ve çok güzel. Ama mercimeğin birleşmesinde görmüş olduğun muhteşem bir çorba ortaya çıkmış. Ama mercimeğin tadı daha sanki bir tık daha ağır olmuş. Hepsi aynı şeyde. Yok hepsi. Ama yok iddia şey ediyor. Bak mercimek ağır diyor. İddia ediyor da ben etmiyor yani dengeli kabul etmiyorum. Dengesi gayet güzel. Afiyet olsun herkese. Aç karnına çok güzel gitti. Çok beğendim abla. Çorba da sıcak, sunumu da güzel. Lezzet de gayet güzel. Çok beğendim ben. Ellerine sağlık. Ama iyi ki dedin onu önden koyu olması gerektiğini. Yoksa genel olarak hani çorba olarak biraz daha sulu az bir şey bekledik. Alabilir miyim? Ben zaten
internetten araştırınca gördüm. Ama herkesin bir gözü açıkta kaldı sen nohutu, yarmayı kendim haşladım deyince. Söyledim zaten. Kendini de güzel savunuyor yalnız. Biz dedik ya evet. Hazırına evet. Koyacağım. Çünkü yani artık konserve malzemeyle de gelmesinler buraya ya. Aynen. Yani artık daha... Hamarat programı. Hamarat programı. Tabii ki lezzet de önemli bizim için. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.